Sayın ilçemizin ülke amirleri, değerli basın mensupları ve kıymetli misafirlerimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında Akisar Eşitlik ve Roman Derneği kurmanın gururunu, onurunu, sevincini, heyecanını sizlerle paylaşmak üzere yapmış olduğumuz açılış etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi bütün ümidin gençliktedir sözünü kendimize şiar edip onun fikirleriyle aydınlanma yolunda ilerleyeceğimizi sizlere bildirmekten şeref duyarız. Romanlar sahip oldukları dikkat çekici kişilik özellikleri kadar kentsel ve kırsal alanlar içinde sürdürdükleri yaşamları, iktisadi faaliyetleri, eğitimi, eğitim yaşantısındaki konumları ve istihdam süreçleri ile de sosyal politikaların ilgi alanına giren dezavantajlı gruplar içerisinde marjinal bir kişiliği teşvik etmektedir. Romanların yaşadıkları sosyal dışlanma konusunda farklı kılan nokta diğer azınlık gruplar tarafından sosyal dışlanmaya da maruz kalmalarıdır. Anadolu coğrafyasına 10. yüzyıl civarında göç etmiş olan romanlar o tarihten bu yana gerek kültürleriyle gerek sıra dışı yaşamlarıyla toplumun ayrılmaz bir parçası ola gelmişlerdir. Geçmişten günümüze bir takım önyargılar ile yaklaşılan romanlar, sosyal dışlanma başta olmak üzere yoksulluk, işsizlik, barınma, temel hak ve hizmetlere erişememe ve bunlardan yararlanamama gibi pek çok sorunla birlikte yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Batı coğrafyasında sindirme, asimilasyon, baskı, ağır cezalara maruz kalma, yaralanma ve hatta öldürülme gibi son derece insanlık dışı uygulamalar ile karşılaşmışlardır. Anadolu topraklarında durumları görece daha iyi olan romanlar Osmanlı döneminde bir takım işlerde istihdam edilmişlerdir ve kendi kimlikleri, yaşam tarzları, kültürleriyle varlık gösterebilmişlerdir. Hatta Kanuni Sultan Süleyman zamanında roman sancağı oluşturularak roman tebaaya yönelik olarak idari bakımda düzenlenilmiştir. Türkiye'de roman vatandaşlar sivil toplum kuruluşları olarak örgütlenmeleri 2000'li yıllarda başlamıştır. Sivil birlikteliğin başlamasından sonra Roman vatandaşlara yönelik olarak gerçekleştirilen teorik ve uygulamalı çalışmaların sayısı artmış ve Roman vatandaşların yaşadıkları zorluklar ifade edilmiştir. Öncelikle Romanların kimliğini ve içinde bulundukları durumları, barınma, eğitim, istihdam, yoksulluk, sağlık, sosyal hizmetler ve sosyal yardımlardaki eşitsizlik olarak tanımlayabiliriz. Türkiye'deki pek çok roman standartların altındaki özelliklere sahip ve kalabalık yerlerde yaşamaktadır. Pek çoğu gece konularda yaşarken bir kısmı da genel geçici barınak ve çadırlarda yaşamaktadır. Romanlar genellikle kalabalık roman mahallelerinde yaşarlar ve sıklıkla oturdukları evlerin sahipleri değildirler. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de kentsel dönüşüm projelerinde artış olmuş ve bu projelerden bazılarında romanların oturdukları mahallelerden çıkartılarak evlerinin yıkılmasına neden olmuştur. Bazı durumlarda alternatif konut sağlanmış, sağlandığı durumlarda ise aylık ödemelerin yüksek olması nedeniyle romanların evlerini terk ederek yıkılmış bölgelere geri dönerek barakalarda yaşamalarına neden olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır. Ayrıca toplu konut teşebbüsleri destekler ibaresi bulunmaktadır. Hükümetin acil eylem planında yer alan sosyal politikalar başlığında madde 45'e göre düşük gelir seviyesine sahip gruplara gerekli konutlar en kısa süre içerisinde ve düşük geri ödeme planı ile sağlanacaktır diyorsa da yeterli adımlar atılmamıştır. Konut alanındaki politikalar içerisinde romanların barınma standartlarının iyileştirilmesi ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında ortaya çıkan tehditlerden korunma gibi unsurlar ön planda yer almaktadır. Türkiye'de romanlar için sosyal konut inşa edilmesi önem arz etmektedir. Ancak sadece konut değil. Önerilen bütünleşik yaklaşım uyum içerisinde bu girişim, eğitim, sağlık, istihdam gibi tüm alanları kapsayan çok boyutlu sosyal müdahaleler ile birlikte yapılmaktadır. Ayrımcılık uygulamalarının önlenmesi,
eşit muamelenin yaygın hale getirilmesi, romanların haklarının farkındalığına olmalarının sağlanması ve stereotip yaklaşım ile mücadele gibi yatay bileşenler, Türkiye'de yürürlüğe girmesi gündemde olan ayrımcılığa karşı mevzuat kapsamında eşitlik kurumu tarafından ele alınmalıdır. Diğer ülkelerde olduğu gibi romanlara karşı ön yargı ve stereotip uygulaması Türk toplumunda da yaygın olup bireylerin romanlara karşı reaksiyonlarında etkin bir rol oynamaktadır. Bu sebeple romanlar sosyal hayatların her alanında ayrımcılık uygulamalarından dolayı sıkıntı çekmekte, söz konusu durum yoksulluklarını iyileştirme olasılıklarını ciddi şekilde sınırlamaktadır. Daha önce yapılan çalışmalarda tespit edildiği gibi Türkiye'de yaşayan romanlar ayrımcılık ve negatif önyargı ile karşı karşıyadırlar. Biz buradayız da ileri sürülen her ne kadar Türkiye'de sosyal mahrumiyet sadece Çingene topluluğunun etkileniyorsa da etnik bazda yüksek seviyede eşit olmayan uygulamalar ortaya çıkmaktadır. Ülkenin pek çok yerinde birden fazla kez ortaya çıkan makalalarda roman Türk toplumu içerisinde diğer yoksul gruplar ile karşılaştırıldığında en fazla ayrımcılığa uğrayan gruptur. Romanların binler tarih geçmişi yaklaşık 1000 yıldır. 1000 yıldır devlet kurmayan tek halk romanlardır. Romanlar gittiği yerin toprağını, bayrağını ve kutsallarını benimseyip hiçbir zaman hainlik yapmamışlardır. Her toplumda olduğu gibi istenmeyen işler yapan insanlar bizim toplumumuzda da çıkmıştır. Lakin vatan haini ve terörist çıkmamıştır. Romanların vatanseverliği sorgulanamaz. Ama buna rağmen istediği ilgi ve alakayı görememiş, itilmiş, örselenmiş, bastırılmış bir toplumdur. Kendilerine uzanan eli sıkı sıkıya tutan bir toplumdur romanlar. Efendim, bu arada bir şey de değinmek istiyorum. Bu akşam aramızda sevme hastası olan İcilal Bakır bebeğimiz var. Onu konser yapacak kardeşimiz evleriyle görüştürdük, birbirimize çektik. Dışarıda da kendisinin yardım standları bulunmakta. Herkesin gönlünden ne koparsa, yani az demeden, çok demeden bu Akhisar'ımızın bebeği, buna yardım etmenizi hepinizden rica ediyorum. Bizleri bu akşam yalnız bırakmadığınız için hem protokol üyelerine hem de halkıma şükranlarımı sunuyor. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. İsak Mahallesi muhtar adayımız da aramızda, Sayın Ümit Birke. Sizlerden kocaman alkış istiyorum. Ümit Birke kardeşimi de buraya davet ediyorum. İnşallah bu sene hiç oyun dışarıya kaçırmayıp muhtar kardeşimizi o koltuğa oturtacağız. Bana da çekiyor.
ailesi Mutal adayla mı koydu? Sizlerin bildiğiniz gibi. Hep bizler destek bekliyorum. İnşallah bu sene bir Mutal çıkaracağız doğal olarak. Herkesin oylarına talibim arkadaşlar. Herkese teşekkür eder. Herkes hoş geldi. Evet değerli misafirlerimiz, bu akşam aramızda Besim Başkan'ı da görmek istiyorduk. Besim Başkan şu an köyde, yola çıktılar. Hızlı bir şekilde buraya geliyorlar. Muhtemelen yarım saatinde burada olacaklar. Ama biz sizi çok bekletmek istemiyoruz. Evet, aramızda Acısak Mahallesi sakinlerinden, mahalle temsilcilerimizden, mahalle büyüklerimizden Cumhur Cappar abimiz de burada. Ben kendisine iki kelime etmesi için şöyle bir kapını alayım. Biliyorsunuz, bilhassa Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok büyük emeği geçtirdim. Ben de Cumhuriyet Halk Partisi'nde öncü isimlerden birisi. Bizim de kendisini çok seviyoruz. Her halka görebilirsiniz. Evet, mikrofonu ona bakıyorum. Sayın Acısak Mahallesi kardeşlerim, sizleri canı gönülden seviyorum. Sizler de bu ülkede doğdum, bu ülkede yaşıyorum. Bu ülkede saygınlık kazanmamız için birlik beraberliğimizde çok büyük faydalar olacağına inanıyorum. İman ediyorum. Sizler de geleceğiniz için, çoluk çocuğunuz için bir onu bu dönem kendinize oy atıyoruz diye kendinize atın. Muhtarlık adaylığında meclis üyesi kardeşlerimizin için oylarınızı kendinize atıyoruz gibi atın. Biz bu ülkede 7000 kişi oyumuz var. 7000 bir yer atıldığında 14.000 oy yapar. Belediye başkanı, meclis üyeleri, kaymakamlar, milletvekilleri bizlere değer verecekler arkadaşlar. Bunları bilmenizde fayda var. İnşallah bu dönem muhtarımızı, meclis üyemizi Acısak Mahallesi'nden sizlerle beraber kazanacağız diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet, şimdi çok fazla beklemeye de gerek yok. Evet, şimdi sizlerden kocaman alkışlar istiyorum. Ve daha büyük olsun, daha yoğun olsun. Yani Emre kardeşim işini gücünü bıraktı. Bizleri bu akşam yalnız bırakmadı. Biz de ona teşekkürümüzü alkışlarımızla gösterebiliriz. Emre! Selamlar dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Türkiye'nin çeşitli yerlerine gidiyorum. Avrupa'ya da gidiyorum. Her gittiğim yere de sizlerin sayesinde gidiyorum. Bunu bilin. Ben siyasetten çok anlamam. Ben sizden biriyim. Onun için bizi sizle buluşturan değerli Akhisar Eşitlik ve Roman Derneği Başkanı Hasret Besim'e kocaman bir alkış alabilir miyim? Ben sözü çok uzatmadan
şarkılarla başlayalım. Herkes sıkıldı. Ondan sonra da oynamalarla devam ederiz. Biz kendimiz gibi olalım. Kendimiz gibi olmaya devam edelim diyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Çalışalım.
Uyan artık yolun sonuna. Gelmiş gibisin. Ne var? Yanıyorum korkunç.
sizde paralar, paralar bizde. Oyna bakayım biliyor. Benim ailemde şanırlama. Benim ailemde burada her şey var. Kim ne dersen desin aya. Küçük demiyorlar. Kızlar kaldır bakayım ellere geliyor. Var da var, her şey var. Var da var, kalitesi var. Var da var, her şey var. We'll be right back.
Hazır mıyız? Kompakt.
15 dakikaya kadar geliyormuş. Herkes yerine otursun diyoruz. Nefes alsın. Kimse dağılmasın diyoruz. Bir nefes alın. Kocaman bir alkış alabilir miyim? Hacı sen. Ergele de burada abi. Ergele de seviyorum. Elif,